Günaydın yeniden. Bugün size Almanya'da hazırlıkta bir günümü çekeceğim ve gördüğünüz üzere hava şartları bugün çekmek için çok doğru bir gün olmadığını gösteriyor olabilir. Ama hazırlığı bitirmek üzereyim. Ve dil kursunda hiçbir video çekmediğimi fark ettim. Çok hem yoğundum. Bugün de yoğunum, göreceksiniz. Sınava çok az kaldı. Ama dedim ki yani artık Eylül, hani iyi de olsa iyice kötü de olsa bir anı olarak bir şey çek. En azından anı kalsın. Belki koyarım, belki koymam. Yanımda şimdi Derya var. Dersten çıktık. Pauzadayız ve kafeteryaya gidiyoruz. Ay pardon. Bugün biraz stresli bir gün olduğunu söylemiştim. Bugün bizim sunumumuz var. Bilmiyorum. Bir rotlu 3 ne var? Ya bir zaten Alman oluyor yani herhalde. Ama onlar çok iyi yapmıştı. Bayağı. Merhaba, günaydınlar. Burada Türkler var. Burada da Türkler var. Benim arkadaşlarım. Dil kursundayız. Yemek yerine sunum yapacağımız sınıfa geldik. Çünkü yemekten daha önemli olduğunu düşündük geç kalmamanın. Ben bugün vlog çekiyorum da. Bu da Furkan, grubumuzun 3. üyesi ve beraber prezentasyon yapacağız. Sunumdan çıktık. Normalde burada bir tane kafe gibi bir yer var. Burada çay falan bir şeyle içiyoruz, kahve. Ama şu an herkes sınav dönemi olduğu için direkt eve gitmekle meşgul. Yani yemekhaneye de gitmeyeceğim bugün. Evde bir şeyler yerim. Ama size yine de böyle etrafı göstermek istedim. İşte yemekhane, kafeterya falan var. Postdoktumu kontrol ettim ama hiçbir şey yokmuş. İnsanlar atmak istedikleri, artık kullanmadıkları eşyaları şöyle girişe koyuyorlar. Başka almak isteyenler de alıyor bunları. Bazen masa, koltuk falan oluyor, güzel şeyler oluyor. Bugün gerçekten tam dil kursunda yoğun bir gün nasıl geçiyor bunu göreceksiniz. Çünkü bugün çok çalıştığımı düşünüyorum. Çünkü sınav cumartesi ve bugün pazartesi. Ama ben bu videoyu editleyip hemen de koymak istiyorum. Biraz kendime zaman ayırmam gerekebilir. Bakın hava biraz açmış. Belki kütüphaneye giderim yaşasın. Evet, eve geldim. Bilmeyenler için ben 2 kişilik yurtta kalıyorum. Şurası benim odam. Burası da ev arkadaşımın odası. Yani işte odalarımız ayrı, kendimize ait odalarımız var. Mutfağımız ve banyomuz ortak. Tek kişilik oda da tercih edebiliyorsunuz. Bana 2 kişilik çıktı, ben de okey dedim. Sıkıntı etmedim. Sonra da yani nasıl gidiyor diye sormayın. Neyse, temizlik görevi yaptık bu şekilde. O yüzden şimdi bugün benim süpürge günüm. Evi süpüreceğim. Evi dediğim yani işte mutfağı, ortak alanları, bir de banyoyu süpüreceğim. Yani iki kız yaşadığımız için bayağı saç oluyor. Şu an evimiz biraz dağınık ama olsun, etrafı göstereyim. Burada fan şişeleri falan var, işte çöpümüz. Burada dümen kuru fasulye yapmaya çalıştım ama düdüklü fasulyem olmadı, düdüklü tencerem olmadığı için beceremedim. Çiçeklerimiz, alışveriş listesi ve mutfak. Kusura bakmayın evin gençler. Bakın arkadaşlar, güzel bir salata yaptım kendime. Malzemeler biraz alakası da olabilir ama tadı güzel oluyor. Genelde Meksika fasulyesi falan da koyuyorum buna. Böyle ton balıklı bir salata. Yemekhanesi gerçekten çok güzel. Daha önce belki başka videolarda göstermiştim. Ama bizim kampüsteki yemekhane 2 haftalık falan bir araya girdi. Ben de vlog çektiğim günde yemekhane hani güzel olsun falan istiyordum. Ama bugün gidemedim yoğunluktan ve yani yemek de çok güzel değildi diye baktım. O yüzden arkadaşlar, kısmet bir sonraki artık bölüme geçince vlogum daha dolu dolu olur. Hem yemekhaneye giderim hem arkadaşlarımla falan takılırım, yani videoda bir şeyler yaparız. Çünkü bu aralar gerçekten hani kurun son zamanlarına geldik. Bitmek üzere. Herkes ders çalışıyor. Ben de artık stüdyoma başlayacağım için mutluyum. Ben kütüphaneye gitmek istiyordum ama yine yağmur yağdı bakın. O yüzden ben bugün çok üşendim. Biraz uykum var. Zaten evde de iyi çalışabiliyorum. Dün gece çok geç yattım. Bugün sunum olduğu için sunuma hazırlandım. Bana bir 2 saat falan müsaade edin. Ben 2 saat uyuyacağım. Ondan sonra çalışmaya kaldığım yerden devam ederim. Zaten karnımı da doyurdum. Bence iyi bir uykuyu hak ettim. Merhaba tekrardan. Uyandım ve
şeyimi yaptım. Artık güne devam etmeye hazırım. Böyle yoğun günlerde video atmamamın sebebi aslında, yani daha doğrusu video çekmememin sebebi biraz mükemmeliyetçi olmam sanırım. Çünkü mesela bu videoda çok içime sinmeyecek muhtemelen. Çünkü istediğim ölçüde güzel bir şey ortaya çıkaramıyorum gibi hissediyorum. Ve en iyisi olmayacaksa hani bunu sunarken böyle kendim şey hissediyorum. Hani güzel bir video oldu ama böyle çok tabii en mükemmeli olmadı ve bu da beni rahatsız ediyor biraz. Biliyorum belki siz bunu daha çok eğlenmek için görüyorsunuz. Hani profesyonel detaylara vesaire çok takılmıyorsunuz ama benim için ya da biraz önemli bir şey. Yani atıyorum ışık, gün içinde yaptığım videonun dolu bir şey olmasını istiyorum, anlıyor musunuz? Yani böyle sıkılacağınız bir şey olsun istemiyorum. Güzel bir günün geçsin istiyorum. Ama aslında biraz da bunun gerçekçi olmadığını da biliyorsunuz. Çünkü her günümüz güzel veya her günümüz çok aşırı eğlenceli geçmiyor. Birazdan ödev yapacağım. Şeye verdiler. Gramatik alışmaları verdiler işte, sınava yönelik. Bunları cuma günü kontrol edecekmişiz. Bu bayağı uzun. Bunları yaparım. Bir de lezapeşliğin, yani okuma yaparım diye düşünüyorum. En sonda tek prodüksiyon, yani yazma kısmı için bir metin yazabilirim alıştırma olarak. Bu şekilde bir planım var bugün. Kütüphaneye gitmedim ama yine de verimli çalışacağım. Çünkü dediğim gibi ben evde de verimli çalışıyorum. O yüzden öyle bir sıkıntı yaşayacağım sanmıyorum verim açısından. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum bugün nasıl geçti. Ama yani dil kursunda bir günüm böyle. Dil kursu bitmek üzere bu arada. Bence artık C1'in sonuna geldim. Zaten Türkiye'de öğrenmiştim. Hani takip edenler bilir. B1'in sonuna kadar Türkiye'de aldım. Hatta ben B2 dersleri de almıştım Türkiye'de. Ama B1 sınavına girdim Türkiye'de. Onu geçtim zaten sertifikasının yüksek bir puanla. Telki geçtim. Ondan sonra Almanya'ya geldim. Burada üniversitenin bünyesindeki hazırlık kursundayım. B2 ile C1'i burada aldım. İşte B2'yi geçmiştim zaten. Şimdi de C1'in sonuna geldik. Dediğim gibi cumartesi sınavım var. Onu geçersem DSA denen Alman okullarının, Almanya'daki üniversitelerin kabul ettiği sınav var. Sonra da ona gireceğim. Yani C1 sınavıyla DSA aynı formatta. Çünkü ikisini zaten bizim okul yapıyor. Ama yine de tabii ki DSA bir tık daha zor olur. Bir de DSA denen sınavın konuşma kısmı da var. O da sonraki cumartesiden sonraki işte günlerde olacak. Yani bana 2 hafta falan böyle bir tık şeyim, stresim devam edecek. Ama her şey yolunda giderse Ekim'de bölüme başlıyorum demek bu. Endüstri mühendisliği. Bakalım. O zaman da artık başka türlü daha eğlenceli videolar çekerim muhtemelen. Hem mesela okulda daha eğlenceli vloglar çekebilirim. Çünkü artık bölüme başlayınca bir tık daha rahat olacağım. Ya da olmayacağım. Ama bakacağız. Yani YouTube'u asla boşlamak istemiyorum. O şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Sorularınız olursa yazabilirsiniz. Ben böyle hani dil kursu bitmeden, hazırlık bitmeden hani bir günümü en azından çekeyim dedim. Ortamı vesaire görün. Gerçi çok da gösterebildim mi bilmiyorum. Dediğim gibi yoğun bir gündü biraz. Biraz uykulu bir gündü. Ama olsun. Sorularınız olursa seve seve yanıtlarım. Yine TikTok ve Instagram hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Orada aktifim bence. Ve size de başarılar diliyorum. Almanya'ya gelmek isteyenleriniz varsa bu video size Almanya'da çalışmak için motivasyon olsun. Yüzlük artık kuyruğuna geldi. Evet. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.